Merhaba arkadaşlar, League of Legends'ın yeni şampiyon seçim sistemi ve görselleri yayınlandı nihayet. Gerçekten çok güzel bir sistem var karşımızda. Birlikte inceleyeceğiz ve detaylarına bakacağız bugün. Ee, öncelikle girişten bahsedelim. Oyun aramaya başlamadan önce iki adet rol seçiyorsunuz. Birinci rolünüz atıyorum, e, hatta atıyorum değil, direkt sırasıyla üst koridor, orman, orta koridor, destek, alt koridor ya da doldur. Ee, atıyorum ben birinci seçeneğim üst koridor, ikinci seçeneğim orman seçtiğimde mutlaka bu rollerden birine göre eşleştirecek sistem beni. Gerek dereceli de gerek normalde artık tüm sistemimiz bu arkadaşlar. Bundan sonra anlatacağım her şey tüm seçim modlarında geçerli olacak. Ee, kendi kuralları hariç tabii ki. Ya da direkt doldur da seçebiliyorsunuz. Ben her şeyi oynarım. Uzun süre beklemek istemiyorum. Bana Hangi takımın ne şekilde ihtiyacı varsa gönder gelsin abi Destek de oynarım, AD carry de oynarım, üst koridorda çıkarım, ormanda da gezerim diyorsanız dolduru seçebiliyorsunuz Birçok oyuncu benim tahminimce ana rolünü seçip yana dolduru alacaktır Bu sayede çok uzun bekleme sürelerimiz olmayacak diye umuyorum Tek başınıza girerken de bunu seçiyorsunuz, 2 kişi dereceli girerken de seçiyorsunuz, 3 kişi dereceli girerken de, 4 kişi dereceli girerken de, 5 kişi dereceli girerken de. Evet artık dereceliye 5 kişiye kadar girebiliyorsunuz ve bu e, solo queue dediğimiz ha, muhabbet oluyor yani solo ve duo muhabbeti artık kalkıyor. 3 arkadaşın varsa 3 arkadaşın da gir, 4 arkadaşın varsa 4 arkadaşın da gir. Ee, takım sistemi ise hala duruyor Belirli oyuncular Hani 7 kişilik bir oyuncu havuzuyla Profesyonel bir oyun yapacağınız zaman Hala takım derecelisine giriyorsunuz Ama artık tekli sıra dediğimiz muhabbette League of Legends Gerçek bir takım oyununun vaktinin geldiğini düşünüyor Bu benim çok hoşuma gitti Ki uzun zamandır bunun hazırlığı yapılıyordu ee, Parti ödülleriyle Facebook arkadaş ekleme özellikleriyle Bunun temellerini attı Riot bence çok mantıklı oldu Ardından Rollerimizi seçtik ee, ben orman ve doldur dedim ve başlattım aramayı. Şimdi şu videonun sıfırlanmasını bekleyelim hemen. Ekrana bakmayın. Bekleyin spoiler olmasın. Sıfırlayalım ekranı, sıfırlayalım ekranı. Burada güzel görünüyor değil mi? Benim çok hoşuma gitti. Hıh. Aramaya tıkladık. 5 kişi giriyoruz. Arama başlatıldı, bulundu. Yeni güzel ekranımızda tikimize tıklıyoruz. Bize orman atadı çok güzel görsellerle yine. Ve ee, şimdi bu 20 saniyelik süreçte dereceli oyunda ben ormanda amumu oynayacağım dedim ve gösterdim. Support'umuz ben Blitzcrank düşünüyorum deyip gösterdi. Diğerlerinin de bize göre şampiyon seçmesini bekliyoruz. Dikkat bu şampiyon seçimi değil aslında. Şampiyonu ön izleme yapma. Ben bunu oynamayı düşünüyorum. Nasıl bir combo yapabiliriz? Bu 20 saniye içinde chat de var. Anlaşıyoruz ve ban başlıyor. Banı kim atıyor? Üçüncü oyuncu atıyor arkadaşlar banı. Neden? Eski sistemde takım kaptanı dediğimiz adam birinci seçenekteki adam birinci ikinci üçüncü bana atıyordu sonra bir de ilk seçimi yapıyordu yani bütün güç adamın elindeydi mutlak gücü vardı şu an sistem bütün oyunculara eşit güç veriyor. Üçüncü oyun birinci bana atıyor. Üçüncü oyuncu birinci bana atıyor. Dördüncü oyuncu ikinci bana atıyor. 5. oyuncu üçüncü bana atıyor. Ardından bir ve ikinci oyuncular en önemli seçimleri yapıyorlar. Yani sen hem her şeyi banlayıp hem istediğini seçemiyorsun. Ya ilk seçme en önemli seçimleri yapma gücündesin ya da e, yasaklama gücündesin. Bence çok adil bir sistem olmuş ve diğer güzel bir kısmı bu sistemin. E, atıyorum şu anki sistemde. Birinci seçim yapıldı karşı takım iki tane seçecek ya Aynı anda Ahri ve Katarina'yı kilitleyip Midorf'i feed'i gömdüler Bu sistemde onu yapamıyorsun Yine 1-2-1 ee, diye gidiyor sistem Lakin ee, 1-2-2 diye ya da işte anladınız 2-1-2 falan eee, Şöyle ki Burada görüldüğü gibi şu an örneği gösterildi Bu iki kişi seçiyorlar bu takımdan ancak Cho'Gath kilitleme yapmadan Bliss renk'e sıra gelmiyor. Yani biz ikiliye denk geldi. Sıra bu ikili de. Ancak bakın şu an Kale'da. Kale Misfortune'u kilitledikten sonra dördüncü sihirdara seçim hakkı veriliyor. Bu sayede aynı anda seçim yapılmıyor. Buna göre seçim süresi de 10 saniyeye indirilmiş durumda. Ancak panik yapmayın. Zaten ee, ban kısmına gelmeden önceki 20 saniyede ne oynamak istediğimizi gösterebiliyoruz. Böylece adam bizim şampiyonumuzu banlamıyor. Ee, ve ondan önce rollerimiz belli zaten Bu kaosa engellediği için e, 10 saniye ya da ne kadar süre verilmişse Onun için uygun Blitzcrank'ta 10 saniyeden uzun gördüm 15 mi süre bilmiyorum artık o Zaten süreler üzerinde seçimler üzerinde Daha oynama yapılır bu son hali değil Sonuçta daha test sunucusuna bile gelmedi Bakalım durum ne hatta Test sunucusunda e, Çalışma var hala devam ediyor Test sunucusuna geldiğinde artık örnek bir oyunda Atarız bu bahsettiğimiz yasaklamaların bölünmesi durumu. Şimdi birkaç e, ekstra detaydan bahsedelim. Bahsedelim mi? Bahsedelim. E, PB sunucusunda yaklaşık bir ay boyunca test edilecek bu sistem ve e, kesin olmamakla beraber bir ay sonra bu sistem Kuzey Amerika ve Türkiye sunucusunda e, canlı teste tabi tutulacak. Yani uzun zamandır zaten biz Türkler. Bakın biz de varız League of Legends'ta oynuyoruz, boluz, şampiyonlara da katılacağız falan diyorduk ve nihayet e, önemli bir test sürecine seçildik. Neden Türkler diye sorarsanız bence e, gerçekten biz hırslı bir milletiz, e, rekabeti seven bir milletiz. O yüzden bu sistem bence bize uygun görülmüş olabilir ve ben iyi bir şekilde test edeceğimizi, e, düşüncelerimizi vereceğimizi ve sistem son haline getirilip yayınlanmadan önce güzel bir e, süreçten geçireceğimizi düşünüyorum bu sistemi ee, Bunun dışında vereceğimiz bir detay var mı düşünelim 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 ben gerçekten çok beğendim sistemi. Gerek görsel açıdan tatmin edici, gerek sistematik açıdan tatmin edici. Şurada e, rünlerimiz ve kabiliyetlerimizi seçeceğiz. Muhtemelen buna tıklayıp yine kabiliyetlerimizi düzenleyeceğiz. Kabiliyetler de değişti bu arada bilmiyorsanız. Karta tıklayabilirsiniz. Yine büyülerimiz aynı noktadalar. E, sistem... Tabii ki istemciye ekstra yükleneceği için şöyle bir FPS şeyi de koymuşlar muhtemelen şimdilik sadece test sürecinde olacak ancak canlı olmadan önce bu istemcideki yükü biraz hafifleteceklerdir optimize edeceklerdir diye düşünüyorum haliyle. Ee, burada parti ödüllerini görüyoruz dereceli de olur mu bilmiyorum yine belli zamanlarda açabilirler ve dediğim gibi normalde girseniz dereceli de girseniz kullanacağımız sistem artık bu arkadaşlar ama siz beklemek istemiyorsanız böyle laps diye doldur seçip girebilirsiniz. Ee, sistemin sizi başka bir role koyması söz konusu değil atıyorum ben üst koridor ve orta koridor seçtim en çok tercih edilen roller muhtemelen istatistiklere ee, göre en az tercih edilen roller sanırım. Eee ormancı ve destekti Ben sistemde böyle bir kriz olacağını düşünmüyorum yani her zaman benim gibi Abi ben her şeyi yaparım diyen adamlar olacak atıyorum ben Canım orman oynamak istiyor yana doldur seçip girerim uzun beklememek için ve hepsini yapabildiğimi düşündüğüm için Böylece sistemde bir Eee o role dair azlık varsa bile takımda biri lazımsa bile bence bulunacaktır. Güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bekleme sürelerinden umudum iyi. Dediğim gibi 5 kişi girebiliyorsunuz dereceliye ancak karşınıza da 5 kişi geleceği için hala adil bir sistem olacak e, arkadaşlar. Siz tek başınıza girdiğinizde asla karşınıza 5 kişilik bir takım gelmeyecek. O konuda şüpheniz olmasın. E, bayağı araştırdım, okudum, öğrendim, konuştum. Writer'larla bu sisteme dair dolayısıyla sorunuz varsa Bilgim dahilinde cevaplamaya hazırım yorumlarda. Gönderirseniz sistemin nasıl buldunuz? Sizce nasıl geliştirilebilir? Atladığım bir nokta var mı? Kafanıza takılan soru işaretleri var mı? Hemen yorumlarda göndermeyi unutmayın. Sezon öncesiyle ilgili daha fazla değişiklik için her zamanki gibi karta tıklayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.